Moskova Merkez'den herkese merhabalar. Socrates olarak Dünya Kupası yayınlarımız devam ediyor. Ben İnan Özdemir. Bugün karşımda Türkiye'nin gördüğü en büyük moderatörlerden Ozan Can Sülüm var. Bak ismini söyleyemedim heyecandan. Titriyorum şu anda seninle birlikte. Karşımda yıkıldın şu an. Yok oldun. Daha programı açamadım. Programdan önce seninle konuşuyorduk. Özellikle seninle takdir ettiğim yanlardan biri. Şimdi ben tatilden geldim. Tatil sakalı bıraktım. Özellikle Avrupalı erkeklerde çok moda olan çorabı yukarıya çekme ve özellikle beyaz çorabı yukarıya çekme modası sende de var çünkü cesur bir adamsın. Çorabı yukarıya çekmeyi Türkiye'ye ben getirdim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Daha başka kimse de görmedim. Geyik bir yana bu moda hoşuma gitti. Yani biraz renkli olmadan kimseye zararı yok diye düşünüyorum. Sen de bu arada biraz şey yanmışsın böyle bir. Yandım. Nasıl diyeyim? Tam böyle güneşe yatma yanması değil ama dışarılarda bir yerde gezerken yanmış hal var. Aynen öyle. Öyle yandım biraz. Neyse bunu bir kenara bırakalım. Bu arada tatilden en büyük izlenim de yani Belçika'ya gittim. Belçika maçlarını elbette izledik büyük bir heyecanla ama yani Belçika'da en çok sevinenler yine İngilizlerdi. Yani gece 3-4'te sokakta yürüyorsunuz Brüksel'de ve şu sesi duyuyorsunuz. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Sadece bu tezahürat ve başka bir tezahürat yok. Yani İngiliz futbolu tek bir tezahürata kendini bağlamış. Bazen de Hurricane, Hurricane diye bağırıyorlar. Ama tutuyor ya yani ne beste yapsalar böyle ağza bir şekilde takılıyor ve tribünden bayağı hoş geliyor bence. Diyelim ve yarı finalimize gelelim. İngiltere-Hırvatistan. Özellikle seninle program öncesi de konuşuyorduk. Bir rövanş var burada. Yani garip bir rövanş elbette. Dünya Kupası finali, yarı finalinde daha önce eşleşmedi bu iki takım. Ama 2008'de eşleştiler. Oradan alalım istersen. Ya 2008'de Euro 2008 elemelerindeki grupta aslında İngiltere'nin Euro 2008'e katılamamasının sebebi Wembley'de Hırvatistan'a karşı aldıkları mağlubiyet. Yani Hırvatistan onları yendi ve bizi işte o yanlışım yoktu Rusya'da Andorra gibi bir takımı zar zor yenmişti. O sayede İngiltere gidememişti ve her zaman bundan dolayı işte suçlu tabii ki Hırvatistan oldu. Tabii ki Steve McLaren istifa etmişti ya da görevden alınmıştı diye hatırlıyorum ama oradan kalma bir gerginlik var. Bir 10 sene öncesinden kalma, bunun da intikamını alalım, hazır bu kadar yakalamışken onlara da vuralım bir tane gibi bir gaza gelme durumu var. Ama sadece bence oradan değil yani gaza gelme durumu, bu hype oluşturma durumu klasik İngilizlerin hani keyifli medya, keyifli spor medyası haline dönüştü. Oradan istatistik veriyorlar. Buradan işte hiç şu olmamıştı. İşte İngiltere bir önceki yarı finalindeyken Hırvatistan bir ülke bile değildi falan diye böyle. Ben çok seviyorum onları okumayı. Ben de çok seviyorum. Ama bu şeyi gösteriyor. Yani çok gaza geldik ve her şeyi bombardımana tutacağız. Saha içine dönecek olursak bence en önemli nokta Hırvatistan'da Vrsaljko. Yani ayağım kopsa da oynayacağım demiş. Ama yani o ayakla oynanmaz diye raporlar geliyor. Dolayısıyla yani savunmanın en önemli hücum katkısını veren oyuncusu onun yerine bir stoper geçecek büyük ihtimalle. Çorluk'a geçecek. Vida az kalsın. Yani biliyorsun cezalı duruma düşüyordu. Yaptığı Ukrayna için bu galibiyet dediği için. O da gitseydi zaten korkunç bir şey olurdu. Ama ben şu konuda senin fikrini almak istiyorum mesela. İki tane üst üste çok sert penaltılara giden aşırı yorucu ve gerçekten Alan Shearer buna çok dikkat çekmiş. Orta sahanın, o Hırvatistan'ın müthiş denen orta sahasının bittiği uzun maçlar oynadılar. Bu kadar dinamik, bu kadar hani rakibi zorlayan, sürekli koşu yapan ve baktığımız zaman da çok atlet bir takıma karşı sence nasıl bir problem olur? Ya orta saha dediğin şey çok önemli. Çünkü biz Hırvatistan'dan turnuva boyunca ne diye bahsettik? Hırvatistan turnuvanın hep aslında başından beri iyi hikayelerinden biriydi değil mi? Niye? Çünkü çok flash bir Arjantin galibiyeti aldılar. Ama oradan filmi sararsan Hırvatistan'ın şöyle çatır çatır top oynadığı bir 30 dakika hatırlıyor musun? Yok. Yok. Hep böyle bir tedirginlik, hep böyle bir gerginlik. İşte omuzların düştüğü, belki oyunu öldürdükleri ama bir şekilde kazandıkları bir turnuva oldu. Ve yani baktığın zaman bu takımın beyni kim? Modric. Evet herkes Modric ve Rakitic diye konuşuyor ama ben orada bir kişisel tercih yapacağım. Bence birçokları da buna katılacaktır. Aslında bu orta saha Modric'ten oluşuyor. Yani Rakitic muhteşem bir oyuncu ama orta saha Modric ne kadar iyiyse o kadar iyi. Geçen gün bir benzerlik kurmuştu. Siddav kurmuştu galiba. 2010'daki Xavi'yi hatırlatıyor bana diyor. Yani kariyerinin en iyi futbolda oynamıyor diyor Modric. Modric bundan daha iyi oynamıştı. Xavi de 2010'dan daha iyi oynamıştı ama o bir şey yaptığında bir anda oyunun iklimi değişiyor. Bir anda oyunun ruhu değişiyor. Ve bahsettiğin şey çok önemli. Çünkü İngiltere çok fizikli bir takım. İngiltere tarafından başlamak gerekirse ki zaten sen çok güzel Hırvatistan tarafından söyledin aslında. İngiltere çok aslında fizikli, atlet, çok çalışkan bir takım. Bazıları onların anti futbol oynadığını söylüyor belki. Savunma futbolu ama ben buna katılmıyorum. İngiltere futbol oynamak isteyen bir takım. Evet. Sadece
yetenekleri bazında futbol oynamak isteyen bir takım. Ve kendi sınırlarını çok iyi bilen bir takım. O yüzden de senin bahsettiğin o İngiliz medyası çarşaf çarşaf günlerdir Gareth Southgate üzerine yazı yazıyor. Şu anda İngiltere'de Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Brexit Bakanı David Davis'ti galiba adı. İkisi de istifa ettiği için müthiş bir politik kriz var. Ve orada bir anda Boris Johnson'ların, işte Brexit Bakanları'nın ortadan kaybolduğu, Theresa May'in hiçbir zaman lider olamadığı bir ülkede Gareth Southgate bir lider figürü olarak ortaya çıktı. Ve şu anda da müthiş bir heyecan var. Sence bu heyecanı sahaya nasıl yansıtacaklar? Ya, üstün tarafları neler sence? Ya ben mesela çok eleştirilen Sterling, ki bütün takım arkadaşları onunla ilgili açıklama yaptığında mesela siz onu görmüyorsunuz ama bizi aslında oynatan o diyorlar. Bunu işte son basın toplantısında Henderson da söyledi galiba. Yani evet, karşı karşıya giriyor, atamıyor. Bu çok sinir bozucu bir şey. Taraftar olarak ben de anlıyorum. Yani taraftarlar tribünden sonuçta golü görmek ister. Kaçırıyor adam. Ama diyor ki araya attığı koşular, bize açtığı alanlar, bizim çok iyi kullandığımız, çok iyi kurguladığımız o duran topları alan oyuncu olarak çizgiye inip İşte orta yapıp ya da çalım atarken aldığı fauller, bunların hepsiyle bize skor katkısı direkt olarak vermese de aslında çok fazla katkı yapıyor dedi Sterling. Ve onun dinamizmi bence takımın sembolü. Ki bence Sterling tam anlamıyla takımın sembolü. Bu oyuncular çok eleştiriliyor. Yani çok eleştirilen bir oyuncu grubu olarak toplandı. Hani bunlardan ne beklememiz gerekiyor bilmiyoruz diyerek toplandılar. Çoğu beceriksiz olarak addediliyor. Hala overrated olarak addediliyor. Burada Erman Yaşar'a bir gönderme yapmıyorum. Sadece Deli Ali değil, Harry Kane'in de overrated olduğunu söylüyorlar. Tabii, onun var. Aynen öyle. Ya onunla beraber işte Ashley Young'a baktığımızda ilk büyük turnuvasını oynuyor. Birçok oyuncu ilk büyük turnuvasını oynuyor. Pickford'ın yine baktığımız zaman hani daha önceki kariyeri, geçen sezona kadar kariyeri ortada çok fazla yok. Ya da birçok insan Trippier kim, Loftus-Cheek kim diye sorabilir. Aynen öyle. Alınan oyuncular, alınmayan oyuncuları çok eleştirenler var ama bence Sterling çok önemli bir işaret. Yani çok yararlı işler yapıyor. Ama futbolun doğrularını bence grup olarak yapıyorlar. Oyuncu ya da bireysel anlamda değil. Bence Gareth Southgate'in getirdiği en güzel şey bu. Ya oyuncular öyle bir özgüven aşılamış ki kaçırırsınız, kaybedersiniz, düşersiniz, düşürürsünüz. Siz oynamaya devam edin. Bir grup olarak oynamaya devam edin ve çalıştıklarımızı uygulayın. Ben bir programda daha söylemiştim. Ya ilk defa bu kadar organize ve bu kadar düşmeyen, bu kadar istikrarlı, maç içi istikrarı sahip bir İngiltere takımı görüyorum. Ve Gareth Southgate'le ilgili çok ilginç bir şey okudum dün. David Cohn paylaşmış, Guardian gazetecisi. 4 sene önce Southgate bu görevine ilk geldiği dönemde onunla, yani altyapı görevine ilk geldiği dönemde onunla bir röportaj yapmış. Southgate ne kadar enteresan bir futbol adamı olduğunu orada gösteriyor. Şimdi İngilizler hep kibirli olmakla eleştirirler. Southgate diyor ki biz hayatımız boyunca şunu fark ettik. İspanya ile oynuyoruz, Hollanda ile oynuyoruz. Soyunma odasında hep şu his vardı. Ya karşı takım bizden daha hazırlıklı. Bizden daha teknik, bizden daha yaratıcı. Evet, bizim Scholes gibi, Rooney gibi, Gerrard gibi istisnai oyuncularımız oldu. Ama biz hep teknik anlamda yetersiz bir ülke olduk diyor. Şimdi Southgate'in bu mantalitesi bende şunu doğuruyor. O kadar akıllı ve sınırlarını bilen bir adam ki bu takımdan ne yaratamayacağını çok iyi biliyor. Ne olmayacağınızı çok iyi bildiğinizde de ne olacağınızı fark ediyorsunuz. İnsanlar eleştiriyor ya, top oynamıyorlar, duran toplardan gol atıyorlar. Bu da bir taktiktir. Yani duran top oyunun dışında olan bir şey değil. Duran top da oyunun içinde olan bir şey. Duran topu almak için oraya gitmeniz de gerekiyor zaten. Ve senin bahsettiğin o Sterling örneği çok önemli bence. Mesela Harry Kane'in herkes attığı 6 golün özelliksizliğine vurgu yapıyor. İşte kafa topu boş kaleye ya da penaltı attı diyor. Ama bence Harry Kane'in gol atmadığı maçlarda yaptığı şeyler daha enteresan. Faul alması, oyunu geriden kurması, 50-60 metrede oynayabilmesi. Bütün bunlar bence İngiltere takımını hakikaten çok farklı ve görmediğimiz tarzda bir İngiltere yapıyor. Ya hem oyun açısından hem de dediğim gibi işte hani oyun içi istikrar ve taktiğe bağlılık açısından baktığımız zaman bu takımda işte hani Lampard'la Gerrard beraber oynar mı? Lampard, Gerrard. Ondan önce Beckham. Ondan sonra Rooney. Böyle bir üstüne çok fazla baskı konan bir yıldız yok. Sterling mesela o kadar aşırı bir karakter olduğu söylendi, işte disiplinsiz olduğu söylendi. Hiç medyada bir şeyini görmedik. Yani hiçbir ters bir şey yapmadı. Ve oyuncu olgunluğu da bence şu ana kadarki performansa çok yardımcı oluyor. Onu söyleyebiliriz belki. Ben bir tek şey merak ediyorum. Saha olarak, yani sahaya diziliş olarak şöyle bir söylenti var. İşte orta saha çok güçlü olduğu için Hırvatistan'da tekrar oraya Brozovic, Rakitic, Modric bekleniyor. Acaba Henderson, Ali Lingard üçlüsü ortada olmak yerine bir tane en azından Henderson'a yardımcı bir Delph ya da Dier girebilir mi tartışması var. Bilmiyorum, hani doğru giden şeyi bozar mı? Rakibe göre bir taktik bozar mı? Ona çok emin değilim ama öyle bir düşünce de var. Yani Hırvatistan bu arada evet belki hani sapa sağlam buraya geldiler gibi gözüküyor. Ama mesela devreye girmemiş hala bence çok fazla oyuncusu var. Mesela? Ya Perisic. Hı hı. Çok gerçekten ben anlayamadım. Ya bir tane gol attı. Yanlış hatırlamıyorsam bir golü var Perisic'in. Ama mesela bu
Sağ kanada bakıyorum. Şimdi Trippier çok iyi bir turnuva geçiriyor. Walker oraya çok fazla destek veriyor, oradan çıkıyor. Etkisiz bir Perisic'e karşı bu oyuncuların oyun tarzı farklı olabilir. Çok etkili, çok gözdağı veren bir Perisic olsa mesela ya da arkasında Strinic çok sağlam bir bek olsa Walker'ın hücum katkısı bence çok az olabilir. Trippier daha fazla savunmada kalıp o ortalarını ya da ne bileyim merkeze döndüğü, çizgiye inip merkeze döndüğü atak başlangıçlarını yapamayabilir. O kanat bana biraz enteresan geliyor. Yani Walker, Trippier, karşıda da Strinic, Perisic kanadı. Bence İngiltere orada çok üstün. Öteki taraf için çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Zaten bir tanesi Maguire. Maguire çok ağır kalabiliyor. Orayı özellikle kimle değerlendirecek mesela? Onu merak ediyorum. Ya da ne kadar değerlendirmek isteyecek? Yani tabii mesela ne kadar oynayacaklar tabii. Topu kim almak istiyor bu maçta? Yani bu çözülmesi en zor düğümlerden biri. Şimdi İngiltere-Hırvatistan maçına baktığım zaman çok heyecanlı ama diğer yandan da biraz sıkıcı yapan şey bu bence. Ona yani, katılıyorum ya. Bu maçta kim topu almak istiyor sorusunun bende bir cevabı yok. Yani bu maçta tempo ihtimali çok fazla değil gibi gözüküyor. Çok erken bir gol gelmezse bence. Bir de şu dikkatimi çekmişti. Herkes şunu diyor. İngiltere evet belki şu an burada. En büyük maçlarını oynamamayı tercih ettiler. Belçika maçı. Onun dışında da çok sağlam bir takıma karşı oynamadılar diyorlar. Ben Kolombiya karşısında sağlam bir takıma karşı oynadıklarını düşünüyorum. Ben İsveç'in de sağlam bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani herhalde şey hani büyüklük anlamında diyorlar. Yani iki yönlü diyorlar belki. İlk büyük test olarak bunu gösteriyorlar. Ona da katılmıyorum. Çünkü yani bu takım artık daha neyi ispat edecek? Artık ispat edecek bir şeyleri kalmadı. Bir de ben şunu hiç sevmem. Yani Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonları dahil olduğunda kesinlikle bunun muhabbeti sonuna kadar yapılabilir ama bizim futbol tarihimizin en büyük başarısı 2002. Kimleri yendik gittik sorusuna yani kaybettiğimiz Brezilya maçlarını çıkarın. Kimleri kazanarak gittik sorusuna baktığınızda o zaman şey mi diyeceğiz? Yani Türkiye diyenler var bunu. Çok orijinal bir eleştiri ya da kötü bir eleştiri olduğu için söylemiyorum. Türkiye şansla mı gitti? Hayır. Dünya Kupası burası. Aynen. Yani rakip seçmiyorsun. Aynen, rakip sana geliyor. Ve oynuyorsun bir şekilde. Yani Kolombiya'da iyi bir takım. İsveç de iyi bir takım. Evet İsveç'in ileride Berk var. Yani hani nasıl bir oyuncu olduğunu şey yapabilirsiniz turnuvadaki performansıyla ama turnuvanın en taş gibi savunmalarından birine sahiplerdi ve onları da aşmayı başardılar. Yani çeyrek final oynarken çeyrek finale çıkmayı garantilemiş, çeyrek finale çıkmayı hak etmiş bir takımla oynuyorsun. Dolayısıyla momentum zaten bence turnuvada en önemli şey. Ha momentumdan da bahsedeceksek bence İngiltere'nin momentumu Hırvatistan'a ağır basıyor. Ya Hırvatistan'ın maçları sen de az önce bahsettin. İki maç arka arkaya penaltılarda kazanmış olması hem onlara güzel bir özgüven getirdi. Sonuçta Hırvatistan bizim de onlara yaşattığımız bir yakın futbol trajedisine sahip penaltılar ve şey maç uzatma maçı kaybetmek konusunda. Ama ne olursa olsun oyun içerisinde uzun süredir kazanamıyorlar onlar. Evet. Ve herhangi bir eleme maçını kazanamadan, maç süresi içerisinde kazanamadan finale gitmek de ilginç bir süreç olacak. O yüzden aslında bizim i̇şte o... Portekiz'in yaşadığı Euro 2016'da. Evet Portekiz yani biraz takıla takıla gitmeyi yaşıyorlar onlar da. Zaten diğer tarafı bu kadar çekici ve zorlu hale getiren bir şey de oydu. O yüzden de biraz böyle 98 Hırvatistan, 2018 Hırvatistan kıyası yapılırken biraz bu takımın hala bir seviye aşağıda görmesinin temel sebebi bu belki de. Katılıyorum. Ya aynı düzey başarı ama aynı düzey oyun değil. Ki daha fazla da defosu olan bir takım bu. Ona rağmen mesela buraya geldiler. Ama o dediğin hani Türkiye'nin yarattığı hani çukur, ruhlarındaki o çukur... O son saniye golüyle, Semih Şentürk'ün golüyle bence bu sefer aşıldı. Çünkü o golün aynısını aşağı yukarı yediler. Yani evet. 116'da yine yediler. Ama bir şekilde bu sefer oradan çıkmayı başardılar. Bir tarafta penaltı lanetini kıran bir İngiltere var. Bir tarafta o hani Türkiye lanetini kıran bir Hırvatistan var. Bence kafaları rahat çıkacaklar maça. Ve az önce son bir not olarak söyleyeceğim. Penaltı laneti dedim ya. Southgate'e dairen uçuma giden şeylerden biri de şu. Euro 96'daki o kaçırdığı penaltıyla ilgili şey diyor. Bütün hayatım boyunca o penaltını... Ben o penaltının peşimde olacağını biliyordum diyor. Bu farkındalık çok önemli. Ve oyunculara da muhtemelen onu söylemiştir. Yani abicim ben 20 sene önce kaçırdım. Ölmedim. Yani siz de ölmeyeceksiniz. Evet hayatınız boyunca bu sizi etkileyecek. Ama buradan çıkış var. O özgüvene verdiğinizde oyuncular da bunun karşılığını veriyorlar. Aynen katılıyorum. Bakalım yani enteresan bir maç bizi bekliyor. Sen nasıl yani çok iyi bir oyun beklemiyoruz. Evet beklemiyorum. Peki sonuç tahmini yapalım mı? Yani rezil olma pahasına. Brezilya kepaze olma pahasına. 2-1 İngiltere. 2-1 İngiltere. Bu maçta 3 gol olacak. Evet. 90 dakikada mı 3 gol olacak? Ondan emin değilim ya. Yani uzatmalı böyle bir farkla kazanılan penaltılara gitmeyen bir maç gibi düşünüyorum. 2-1 İngiltere. Şöyle çirkin bir Maguire golüyle. Yani evet. Böyle son dakikalarda herkesi yıkıp sonra da tribüne koşup kutlayacakları bir gol böyle kafamda canlanıyor. Ben de İngiltere kazanır diyorum. Bu bizim yani İngiliz... Köpeği olmamızla da alakalı olabilir. Şimdi bunu itiraf edelim burada. Muhipleri, yani. Cemiyeti. İngiliz olarak. Muhipi olmamızla da alakalı olabilir. Şöyle bir isim var benim de. Henderson'ın bu turnuvanın en iyi oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Kendi kapasitesi bazında. Son maçı muazzam oynadı bence. Attığı uzun pas olağanüstüydü. Sterling kaçırdı galiba sonra. Bu maçta Henderson'dan
Çok iyi bir performans bekliyorum. Hatta tahmin yapayım, gol de bekliyorum. Çok cesur konuşuyorum şu anda. Ve ben de İngiltere'nin geçeceğini düşünüyorum. O zaman aynı fikirdeyiz yani diye diyecek. O zaman aynı fikirdeyiz yani, bir şey de diyemedik. Şimdi Hırvatistan kazanırsa, Hırvatistan kazanır diyen seyircilerimiz... Üzülmem yani, hakikaten üzülmem. Çünkü iki takımın yani şöyle diyeyim. Bir yarı finalde bir takım tutuyordu Fransa. Ama burada bir tarafım yok. Güzel bir maç olsun, keyif alayım diyorum sadece. Ben 98 Hırvatistan'ı çok severdim. Yani çocukluğumun ilk izlediğim turnuva olması hasebiyle en sevdiğim takımlarından biriydi o. Formaları, Davor Şüker'i çok sevmem falan. İngiltere futbolunu da çok sevdiğim için. Ben de çok aradayım ama dediğim gibi, senin de söylediğin gibi iki senede sempatim var. Ama İngiltere kazanırsa bir tezahürat yaparız seninle burada. Yaparız. Gerçi bizim söz. Beraber bir programımız bir daha olmaz bence. İlk değil mi bu? İlk. Daha önce şeyde yapmıştık. Başka yayıncı kuruluş, Erman Yaşar söylüyor ya, önceki yayıncı kuruluşta yapmıştık Şampiyonlar Ligi. Biz stüdyodaydık, sen İtalya'da. Ha doğru, elinde mikrofonla, doğru doğru. Şampiyonlar Ligi arkamdan finali. Şey, bir şeyler döküyorlardı. Hangi finaldi o? Bir dakika. Yaşlandık o zaman. Aynen. İki sene oldu. İşte İtalya Kupası finali. İtalya Kupası finali de biz sana bağlanmıştık. Doğru. Sen orada seyircilerle birlikte bir şeyler yapıyordun. O günden sonra ilk yayınımız oldu seninle. Hayırlı olsun diye. Teşekkür ederim. Güzel bir yarı final bizi bekliyor. Biz de Sokrates Dergi ekibi olarak Moskova merkezde Ozan Can Sürün'le birlikte bu maçı hararetli bir şekilde tartıştık. Bakalım İngiltere mi kazanacak, Hırvatistan mı? Görüşmek üzere.